Merhaba sevgili Sine5 TV izleyicileri, ben Çiçek Kömürcü. Yunus Şevin yönetmenliğini yaptığı Korku Takvimi filminin galasına geldik. Sevgili izleyiciler, şimdi de model Nehir Öztoprak ile birlikteyiz. Merhabalar Nehir Hanım, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Filme davetlisiniz galaya. Neler söylemek istersiniz? Filmle ilgili beklentileriniz neler? Beklentilerimin çok üzerinde filmdi. İçinde cin olmadığı halde bu kadar korkacağımızı hiç tahmin etmemiştik. Hala tüylerimiz diken diken. Yunus zaten her filmde olduğu gibi bu filmde çok başarılı. Başarıların devamının gelmesini diliyoruz inşallah. Peki siz neler yapıyorsunuz? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben modellik yapıyorum. Bir de okuyorum, öğrenciyim, iş mimarlık öğrencisiyim. Öyle devam ediyorum. Şu an çalışmalarınız var mı, mevcut devam eden? Evet, Kuyumcu Kent'te çalışıyorum, takım modeliyim. Bunun dışında da okula gidip geliyoruz. Her şey bu şekilde. Burada olmaktan da çok mutluyum. Kaçırılmaması gereken bir film. Korku filmini seven herkesin burada olması gerekiyor. Biz çok etkilendik. Çok da sevdik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi de influencer Büşra İrem Trindaz ile birlikteyiz. Büşra Hanım merhabalar. Merhabalar. Filmi izlemeye geldiniz. Filmle ilgili neler söylemek istersiniz? Beklentileriniz neler? Yani en cin olmayan tek Türk filmi diyebilirim. Herkesi de izlemeye bekliyorum. Peki bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben Büşra İrem Trindaz, TikTok fenomeniyim. Ayrıca yazarım, kendi hayatımı yazdığım bir kitabım var. Bu şekilde 37 yaşındayım, 2 tane oğlum var. Aynı zamanda Instagram'da da olabildiğince aktifsiniz. Evet, Instagram'da da 70K falan takipçim var. Ben daha çok kadınlara ışık olabilmek adına böyle bir kitleye sahibim. Kadınları bekliyorum. Güçlü olmanın ne demek olduğunu göstermek gibi. Sevenlerimi buradan çok çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Biz teşekkür ederiz. Selçuk Akay ile birlikteyiz. Merhabalar Selçuk Bey, nasılsınız? Merhaba, nasıl, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Uzun bir aradan sonra sizi burada gördük. Neler hissediyorsunuz? Tatlı bir telaş var. Emek verilen bir iş vizyona giriliyor. Arkada konuşulanlar, arkada verilen emekler, senaryo aşamasından uykusuz kalınan geceler, o kameraların, o ışıkların organize edilişi, film yapılabilse keşke. O vizyona girse zannediyorum o da iyi bir gişe yapar. Peki filmin basın danışmanı olarak filmin yurt dışından ödül alması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Filmimize destek veren bütün medya kuruluşlarına teşekkür ederim. Hiç kimse boşuna ödül almıyor. Bir emek varsa o emeğe ödül veriliyor. Bir yetenek varsa o yeteneğe ödül veriliyor. Ve bu yurt dışında, yani dünya çapında, dünya kafasında çekilmiş bir film. Mesela Türkiye'de cinli, korkulu birçok film var. Ama bunlar Amerika'da, yurt dışında bunları seyrettiremezsiniz. Bunu da Esma Çevik ve Yunus Çevik kardeşler yaptı. Buradan sizin acınızı onları da tebrik ediyorum. Ödülleri de hayırlısı olsun inşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Muhammed Bey merhabalar. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yeraltı YouTube kanalına sahibiyim. YouTube içerik üretiyoruz. Yunus abi arkadaşım benim zaten. Kendisini çok severek takip ediyorum aynı zamanda. Çok korkunçtu diyebilirim. Çünkü biz hep alıştık cinli olaylara. Bu zamana kadar hep cinleri çektiler. Ama artık biraz farklılığa ihtiyaç var dedik. Böyle bir projeyi imza attılar. Güzel de oldu, heyecanlı da oldu diyorum. Peki kendi çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Vallahi 600 bin takipçimiz var şu anda. YouTube'da yüzleşmeler yapıyoruz biz. Böyle paranormal olaylarla alakalı yüzleşmeler yapıyoruz. İşte hatta yakın zamanda dünyayı ayağa kaldıran bir proje yaptım. Mezara girdim. 6 saat mezarda kaldım. Öyle, benim olayım biraz farklı. Biz mistik olaylarla uğraşıyoruz yani, biraz farklı olaylar. Peki izleyiciye burada neler söylemek istersiniz? İzleyiciye valla keyifle izleyecekleri proje olduğunu söyleyebilirim. Ki benim gibi bir adam korktuysa, benim işim hep korku. Ben korktuysam herkesin korkacağını düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, şimdi de galeriye katılan film izleyicileriyle röportaj yapıyoruz. Merhabalar Nilüfer Hanım, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Kendi kitabımı yazıyorum. Bunun yanı sıra ben beste yapıyorum. Ve yakın zamanda bir single'ım çıkacak inşallah. Peki filme ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben Yunus Bey ile tanıştığımda, Esma Hanım'la tanıştığımda gerçekten yine böyle bir çekingenlik vardı. Ama kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bana kendime olan özgüvenimi kazandırdılar. Gerçekten çok mutluyum onları tanıdığım için. Filmi de bir yıldır gerçekten çok sabırsızlıkla bekliyordum. Mutluyum, burada olmaktan da mutluyum. Çok zorluklarla geldim buraya. Bundan sonrası herkes için güzel olur inşallah. Umarım. Peki teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.
Sevgili izleyiciler, şimdi de filmimizin diğer oyuncularından Zafer Koray ile birlikteyiz. Merhabalar Zafer Bey, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. İyiyim, çok heyecanlıyız. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de sizin kadar heyecanlıyız. Çünkü çok farklı bir film, çok tarzı da farklı. Evet. Beklentiler de dolayısıyla yüksek. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyız. Çok farklı bir şeyi denedik. Peki film iki defa ertelendi pandemiden dolayı. Evet, bu konuda tabii ki yani iki yıl beklemek bizi de çok yordu, yıprattı bir noktada ama tabii beklediğimiz için hani geç olsun güç olmasın diyoruz. Umarım güzel olacaktır. Seyirci de çünkü sinemaya aç kaldı. Yani böyle bir filmle karşılaşacakları için bence çok şanslılar. Sevgili izleyiciler, şimdi usta oyuncu Nevin Efe ile birlikteyiz. Merhabalar Nevin Hanım, nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok şıksınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Usta bir oyuncu olarak, büyük bir duayen olarak bu filmde yer aldınız. Neler söylemek istersiniz? Bu film çok canla başla yazılmış. Sadece el ele vererek çektiğimiz bir film. Umarım sonucu istediğimiz gibi alırız. Yönetmenimiz de mutlu olur, yapımcımız da mutlu olur. Filmde hikayenin içinde anne karakterini canlandırıyorum. Ama aslında anne değilim. Filmi izleyenler anlayacaklar. Peki, film yurt dışından da 4 defa ödüllendirildi. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii çok övünç verici bir şey. Yani bu kadar acaba ne olur diye düşündüğümüz bir filmin ödüllerle dönmesi fevkalade bir duygu. İnşallah burada da izleyicimiz çok olur. Hatta buradan da ödüller alırız. Sevgili izleyiciler, şimdi de filmin oyuncularından Oktay Uncu ile birlikteyiz. Merhabalar Oktay Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Çok heyecanlısınız. Aynen öyle, çok heyecanlıyım. Filmle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Benim için zordu. Çünkü ilk film, ilk oyunculuğumdu. Çünkü sinemadan gelmedim. Normal bir insanım, dışarıdan gelen bir insanım. Her şey güzeldi. Hocamla beraber güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah seyirciler de beğenir diye düşünüyorum. Bol gişesi olmasını istiyorum. İnşallah da öyle olur. Filmdeki rolünüz nedir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Orada yönetmendim. Yönetmen olarak oynadım. Gerçekten de zordu. Yönetmenlik yani öyle kolay bir şey değilmiş. Onu öğrendim. Çok tecrübeniz yok yani. Tecrübem hiç yok. İlk defa bir reklam filminde oynadım işte. Ondan sonra sinemaya atıldık. Öyle. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, şimdi de filmin diğer oyuncularından, başrol oyuncularından Muharrem Fıncıcak ile birlikteyiz. Merhabalar Muharrem Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlıyım ama şu anda. Filmle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Bir de karakterinizi anlatır mısınız bize? Benim ilk defa bir korku filminde oynadım. Ve baştan sona oynadığımda ilk film, açık konuşmak gerekirse. Doktor karakteri, yani o psikiyatristi oynadım. Bana ilk geldiğinde zaten çok değişik bir filmdi. Yani hiç bugüne kadar yapılmamış bir filmdi. Çok da hoşuma gitti. Yurt dışından, Amerika'dan ödüllü bir filmde oynadınız. Bunu ekstra bir ayrıcalık olsa gerek. O inanılmaz bir onur ve gurur kaynağı oldu. Yani dediğim gibi ilk bir korku filmim. Ve 4 tane ödül alması, yurt dışından ödül alması çok çok muhteşem bir şey bizler için de. Yolu açık olsun diyorum, gişesi bol olsun diyorum. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, filmimizin diğer oyuncularından Rümeysa Sarıarslan ile birlikteyiz. Merhabalar Rümeysa, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Filmle ilgili süreci, çekim sürecini bize anlatabilir misiniz biraz? Çekim sürecimiz çok heyecanlıydı. Çekimden önce yaklaşık bir buçuk ay kadar okuma provamız oldu. Çok heyecanlıydı. Ben Ebru karakterine can verdim. Ebru karakteri nasıl? Biraz bize anlatabilir misiniz? Yani Ebru karakteri biraz böyle yönetici tipi, birazcık da böyle çevresini idare eden, çekip çeviren, aynı zamanda da gizli gizli bir şeyler de yapabilecek geniş bir karakter. Filmle ilgili beklentilerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Yüksek tabii ki. Çok emek verdik ve çok eğlendik. Grup çok iyi olduğu için, özellikle yönetmenimiz Yunus Bey de çok iyi bir iş çıkardığı için muhtemelen çok izlenecektir diye düşünüyorum. Peki, başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi de filmimizin yönetmeni Yunus Şevik'le birlikteyiz. Merhabalar Yunus Bey, nasılsınız?
Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Filminiz nihayet gösterime girdi diyebilir miyiz? Çünkü pandemiden dolayı iki defa ertelendi gösterimi. Bir hafta önce galamızı yapmak istedik. 13 Mayıs'ta nasip olursa sinemalarda olacağız. Yalnız film Türkiye'de gösterime girmeden önce yurt dışından Amerika'dan ödül aldınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, bu bizim için inanılmaz bir duyguydu. Çünkü biz istedik ki bu filmle birlikte korku sektöründe farklı işler yapalım. Çünkü filmimizin içinde cinli gibi ama cin yok. Yani böyle farklı, enteresan bir film. Sonu sürprizlerle dolu. Biz de bu filmin farklılığını sadece Türkiye değil, tüm dünyada göstermek ve tanıtmak adına filmi festivallere yollamaya karar verdik. Yolladığımız son 4 festivalden filmimiz ödül aldı. Hollywood New Director Film Festivali'nde mansiyon ödülü alırken Avesson Film Festivali'nde de en iyi korku filmi ödülü aldık. Amerika'dan bir korku filminde ödül almak bizim için gurur vericiydi. Hem ülke sinemamız adına hem dünya sineması adına böyle bir filmi kazandırdığımız için açıkçası çok mutluyuz. Tüm ekip adına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Peki yurt dışına yakaladığınız bu başarıyı Türkiye'de de yakalayacağınızı düşünüyor musunuz? Ben genelde yaptığım işlerde yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışırım. Bu noktada da bu filmde bilirsiniz saniyede 25 kare vardır. 135 bin kare yapar. Pandeminin de avantajıyla birlikte saniyedeki her bir kareyi ses ve görüntü olarak tek tek işledik. Yani inanılmaz bir emek var. Burada benim tüm ekibimden başta senarist ablam Esma Şevik olmak üzere bütün ekibin emeği var. Kurgucu, kurgudan posta kadar ciddi bir emek var. Bu emek doğrultusunda da dediğim gibi ben önce yapabileceğimin en iyisini yaparım. Bundan sonra da seyirci önce takdiri Allah'tan, sonra seyirci de beğenirse ne mutlu bizlere, devamını yapmak isteriz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi seyirler olsun. Ben teşekkür ederim. 13 Mayıs'ta bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bir diğer oyuncumuzla birlikteyiz. Nihat Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar Nihat Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizin aslında biraz daha çok sohbet etmek isterim. Çünkü burada siz aslında olabildiğince makyaja maruz kaldınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz korku üyesi olarak filmde? Valla filmin süresi içerisinde ben yanlış hatırlamıyorsam 5 defa plastik makyaj yapıldı değişik tiplemelerde. Makyözümüz Bade'yi de eline sağlık diyeceğim ona. Çok güzeldi, çok iyi çalıştı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ekip olarak biz çok iyi bir ekiptik. Yani sanki bir aile gibiydik ve umarım çok da güzel bir iş çıkmıştır. Artık takdir seyircinin. Evet, peki filmle ilgili beklentiler olabildiğince yüksek çünkü ödül aldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Ben Esma bana ilk senaryodan bahsettiği zaman ben Esma'ya şunu söyledim. Dedim ki Esma... Esma Hanım bana ilk bahsettiği zaman projeden dedim ki eğer hikaye çok güzel, çok da güzel işlenirse ödül alırız dedim. O zaman daha söyledim. Hiçbir şey yoktu ortada. Bu film ödül alır dedim. O inşallah oldu. Şimdi bir şey daha söylüyorum. İnşallah çok iyi seyirci yakalayacağız. İçimdeki his beni yanıltmaz inşallah. Evet, öyle bir beklenti var zaten çünkü ödüllü bir film, eminim istediğiniz sonuca ulaşacaksınızdır. Temennilerim o yönde. İnşallah çok iyi olacak. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, şimdi de filmimizin başrol oyuncularından Melisa Seda ile birlikteyiz. Merhabalar Melisa Hanım, nasılsınız? Merhabalar, vallahi ben çok heyecanlıyım. İlk başrol filmimin galası şu anda. Çok böyle kendimi değişik hissediyorum. Umarım çok izleyicisi olur. Filmimize güveniyoruz. Bakalım. Çok şık görünüyorsunuz öncelikle. Elbiseniz çok güzel. Benim çok mersi. Bu film çekim aşamasında neler hissettiniz, neler yaşadınız, neler biriktirdiniz, anılarınız neler? Şöyle, bu film 2019 yılında çekildi. O yüzden hani şu anda 2022'deyiz. Bayağı oluyor pandemiden dolayı. Sinemalar kapalıydı, ertelendi. Çok panik atak hastasıyım aslında. Korku filmi hani tercih etmiyorum. İzlemeyi de tercih etmiyorum. Bazen böyle izliyorum, kendim korkuyorum. Evde kalamıyorum. Ama böyle bir projede olduğum için çok şanslıyım ilk önce. Panik atağımı yendim gibi düşünebiliriz. Tabii bazı sahnelerde çok zorlandım. Zorlandığım sahneler oldu. Hatta filmde birazdan izleyeceksiniz. Ağladığım sahneler gerçek ağlama. Yani hiçbiri gözyaşı değil. Bakalım. Güzel bir tecrübe oldu bana.
Aslında bu panik atağınızı aşmanıza neden filmin normal korku filmlerinin dışında, alışılmışın dışında olmasına kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü üç harfler yok, Kur'an yok, ayet yok. Cin, ruh, böyle şeyler filmimizde yok ve Türkiye'de bir ilk oldu. Belki de hani bu yüzden daha böyle bir panik atağı aşma şeyi olabilir ama hani arka taraf, kamera arkasında özellikle senaristimiz Esma Şevik çok fazla yardım etti bana. Ondan ötürü bu filmi daha kolay çektik. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Film daha Türkiye'de yayınlanmadan Amerika'dan da New Directors evet ödülünü aldı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Hatta şöyle, oyunculuğum hakkında muhteşem oyunculuk diye yazı yazmışlardı. O yüzden çok mutluyum. İlk başrol filmimde böyle bir ödül almak ve böyle bir yazı yazılması hakkında gurur verici bir şey. Umarım devamı olur. Umarım. Bu ödülle birlikte filmle ilgili beklentiler de olabildiğince yüksek. Eminim karşılanacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Merhabalar sevgili Sine 5 TV izleyicileri. Yunus Şevik'in yönetmenliğini yaptığı Korku Takvimi filminin galasındayız. Ve filmimizin senaristi Esma Şevik yanımızda. Merhabalar Esma Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederiz. Filmin galasına geldik. Olabildiğince yoğun ilgi var. Ondan önce şunu sormak istiyorum. Filmi senaryo aşamasında yazarken ne kadar sürenizi aldı? Yani neler hissettiniz bu süreçte filmi yazarken? Aslında senaryomuz bir sene gibi bir süreyi aldı bizim. Senaryo başlangıcı, konunun oluşması. Daha sonra hadi biz bu filmi çekelim dediğimizde, oturduğumuzda da birkaç ayımızı aldı. Çünkü bayağı farklı bir senaryosu var. Matematiği çok farklı. O yüzden birazcık uzun aldı zaman. Evet, film çekildikten sonra da iki defa pandemi nedeniyle ertelendi. Neler hissediyorsunuz böyle ertelemelerin sonunda yayınlandığı için filminiz? Ha, daha şu an bile inanamıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Belki de farklı bir film yaptığımız için daha fazla heyecanlıyım. Çünkü büyük bir riske girdik diyelim. Türkiye'de korku filmi denince hep cinler geliyor akla. Biz cin veya işte üçüncü boyuttan herhangi bir varlık üzerine yazmadığımız için şu an büyük bir risk aldık. Ama bilmiyorum, bayağı heyecanlıyım yani. Belli oluyor zaten. Evet, siz risk diyorsunuz ama sizin de dediğiniz gibi cin olmadığı için veya işte normal alıştığımız korku filmlerine benzemediği için şöyle başarılı da bulunmuş. Çünkü yurt dışından ödül almış. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya zaten hani risk şöyle, bizim Türk insanı şeyi çok seviyor, cin. Çünkü inandıkları bir şey var. Hani evet, cinler var ve cinler üzerine korku filmini çok seviyorlar. Niye? Çünkü hadi cin izleyelim ve evde korkalım muhabbeti var. Yurt dışında evet ödül aldı çünkü gerçekten çok güzel, kaliteli bir iş yaptık, iş çıkardık. Evrensel bir korku diyeyim artık. Herkesin de bir korkusu diyeyim, böyle bir spoiler vereyim. Büyük bir risk diyorum çünkü cin olmayınca biz korkmayız zaten diyen de bir kesim var. Bakalım izledikten sonra yayılacak diye düşünüyorum inşallah. Beklentileriniz neler peki? Filmle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan alalım düşüncelerinizi. Yani benim beklentim aslında bilmiyorum yani, ben Rabbime havale ettim sadece. Öyle bir beklentim. Aslında beklentiler büyük olmalı çünkü yurt dışından ödül aldı. Yani öyle, hani ben böyle büyük bir beklenti içerisine giren bir insan değilim. Çok güzel. Hani bir beklenti içerisinde olmadan ödül geldi. Hala beklenti içerisinde olmayayım ben bence. Umarım iyi olur. İyi olacağına da inanıyorum. Peki sizin bundan sonra var mı çalışmalarınız bunun dışında? Çok fazla var. Hani biz zaten hiç boş durmuyoruz. Zaten YouTube kanalımız devam ediyor. Aynı zamanda ben senaryo yazmaya devam ediyorum. Komedi var, korku var, dram var, askeri var, askeri film var. Bir sürü çalışmamız var. Bakalım hangisi nasip olursa. Ona göre devam edeceğiz artık. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi seyirler dileyelim buradan size. Teşekkür ederim. Sağ olun. 13 Mayıs'ta bekliyoruz. Filmin oyuncularıyla röportajlarımızı gerçekleştirdik. Yönetmeniyle, oyuncularıyla, hepsiyle teker teker ayrı ayrı röportajlar yaptık. Filmle ilgili düşüncelerini aldık ve şimdi de filmi izlemeye gideceğiz. Bakalım nasıl bir film, beklentilerimizi karşılayacak mı? Gelin hep beraber izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, Korku Takvimi filminin gösterimi yapıldı, filmi izledik.
olabildiğince heyecanlı ve birçok ters köşesi olan bir filmdi gerçekten. Biraz da alışılmışın dışında olan bir filmdi aslında. Çünkü içerisinde hiçbir şekilde cin yoktu, Kur'an yoktu ve ayet yoktu. Bu şekilde çok farklı bir tarzda izleyenleri korkutan ve heyecanlandıran bir filmdi. Beklentiler de olabildiğince yüksek ve beklentileri karşılayan bir film aslında. Umarım gişesi bol olur çünkü yurt dışından da olabildiğince ödüllendirilen bir film.